İnanın ne olup bitti hatırlamıyorum bile. Seninki kahraman oldu Nurgül. Evet baba ya sen kahramansın. Ben bugün bir lider olarak ele getirildi. Kasabada kahve işletmeciliği yapan Ahmet'i. Onu bana getir. Aksiyon ve polisiye türü seven izleyicileri ekran başına toplayacak olan Kaçak, yeraltı dünyasının en acımasız adamının oğlunu öldüren ve bu yüzden de kimliğini değiştirerek Anadolu'da ücra bir kasabada kahvecilik yapmaya başlayan eski polis Serhat'ın hikayesini anlatıyor. İntikam hırsıyla dolu Serhat'ı Nemati karakteriyle yıldızı parlayan Gürkan Uygun canlandırıyor. Heyecanlıyız tabii, yeni bir karakter benim için en azından, yeni bir macera, yeni bir bakış açısı, yeni bir hazırlık süreci. Dolayısıyla keyifli bir heyecanım var. Oğlumuzu geri getireceğim, tamam mı? Seni öz evladım gibi sevmiştim. Ne yazık. Gürkan Uygun'un olduğu yerde aksiyon sahneleri olmazsa olmaz. Zira tam 10 yıl boyunca Nemati karakteri olarak heyecan dolu sahnelere imza atan Gürkan Uygun, Kaçak'ta da izleyicisine bekleci adrenalini yaşatacak. Birinci bölüm ufak tefek başlıyoruz aksiyona. Daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümlerle birlikte biraz tavan yapmaya başlıyor aksiyon. Bakalım heyecanlı bir şekilde serüvene devam edecekler. Serhat'ın yarım kalan aşkı, en büyük düşmanının kızı Merve'yi Begüm Birgören canlandırıyor. Projemiz aksiyon projesi. Aslında çok ağırlıklı erkek hikayesi diyebilirim. Merve bu projede var olan çok nadir kadınlardan bir tanesi. Güçlü, tam mafya diyemem ama güçlü bir ailenin güçlü bir kızı. Hikayede hiçbir zaman... Yani ana bir yerde durmuyor ama çok çok gizli özne gibi diyebilirim. Avukat, ailenin bütün işleri, her şeyi ondan soruluyor. Ailenin toparlayıcısı, denge unsuru. Selam. Murtaza ile konuştum. Serhat'a el birliğiyle toplar vermişsiniz galiba. Bravo. Size de bu yakışık. Kestik. Çok rengini belli etmeyen biri aslında. Acısı varsa da çok içinde yaşayan biri. Yalnız kaldığı zaman bunu görüyoruz. İlk bölümlerde en azından benim gördüğüm o. Dediğim gibi yani dışsal bir sahnesi yok açıkçası. Duygusal, her zaman görmeye alıştığımız ya da benim de oynamaya alıştığım duygusal, ağlak bir kadın değil, profili değil. Güçlü bir kadın diyebilirim. Üzerinden yıllar geçmiş bir yarayı kaşımak ailemize ne fayda getirecek? Ne güzel kendine kıyak bir hayat kurmuşsun. Güzel bir eş, çoluk çocuk falan. Dizideki karanlık tarafın temsilcilerinden biri olan Ertan karakterini son yıllarda oyunculuğuyla göz dolduran Berk Akman canlandırıyor. Oyuncuyu yoracak, çalıştıracak, bir yeni karakter çalışmasını sağlayacak rolleri seviyorum. Onlar da genelde dizilerde bu tür adamlara yazıldığı için seyirciye öyle geliyor. Aslında öyle bir şey yok. Yani tabii her türlü rolü oynamayı isteriz, farklı olması koşuluyla. Yıllarca babanın yanında dolaştım, kendi koltukta. Bir dediğini iki etmedim, hala da öyle. Şimdi bugün eğer ben onun koltuğunu istiyorsam, bu onun damadı olduğum için değil. Ben hak ettiğim içindir, bu bir. İkincisi, eğer benimle bir yola başı koymayı seçtiysen, kocanın yanında duracaksın, tamam mı? Eğer bununla bir problemin varsa kapı orada var. Tıpış tıpış gidersin. Anladın mı? Ertan işte Topçuoğlu ailesine damat olarak giriyor. Fakat işte bir takım belli planları var, bazı planları var. Onları daha sonra göreceğiz. Yani iyi bir insan olmaya çalışmış ama hani işte biraz ezilmiş ya da her şey yolunda gitmemiş. O da böyle bir şekilde duygularını herhalde aldırmış. Biraz böyle fevri davranabiliyor. Sen bu işi bana bırak, ben halledeceğim, tamam mı? Oku okuyorum baba! Anlatacağım okuldaki herkese senin nasıl kurtardığını. Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizinin yönetmen koltuğunda da usta bir isim yer alıyor. Yönetmen Volkan Kocatürk, proje başlamadan önce yapılan ön hazırlığın önemine dikkat çekiyor. Burada daha çok iyi. Burada tamam.
Kestiklerdi bu buraya kadar. İnsanlardı. Ön hazırlık işin en zor kısmı. Ve herkesin yaptığı gibi kas çalışması, mekan çalışması, projenin yani konseptinin oturtulması falan. Bu çalışmalar zaman aldı. Bu çalışmaları yaptı. İlk bölümde beğeniyle izlenecek Anadolu sahneleri için Sivas Divriği mekan olarak kullanılmış. Baktım mekanın böyle yapısı, coğrafyası bizim hikayeye çok uygundu. O yüzden onu seve seve tercih ettik ve bence enteresan bir oldu yani. Yanlış yaptık. Çok yanlış yaptık. Uyuyan divi.